5. saat devam ediyor. Sevgili seyirciler, 25. saat kaldığı yerden devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanı Sayın Dinçer Soylu'yla seçimleri, CHP'yi konuşuyoruz. Evet, Sayın Soylu, ilk bölümü kapatırken demiştik ki Cumhuriyet Halk Partisi ve paralel yapı. Özellikle şöyle bir eleştiri var. AK Parti paralel yapıyla yollarını ayırdıktan sonra paralel yapı Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde konuşlandı ve siz de onlarla seçimi kazanabileceğinizi düşündünüz. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde tasfiye edilmemiş. Çünkü ulusalcıların bir bölümünün tasfiye edildiği kanısı var. Tasfiye edilmemiş. Hala parti içerisindeki ulusalcıların da bu yönde eleştirisi ve tepkisi olduğu konuşuluyor. Yani paralel yapı sizin içinizde mi? Paralel yapıyla işbirliği içinde misiniz? Ya şimdi paralel yapı ben paralel yapı Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine girme şansı var mı? Yani 2015 7 Haziran ve 1 Aralık'taki sonuçlara bakın. Bizim zaten oyumuz Türkiye genelinde belli %25'ti. Yani paralel yapı denilen işte o insanlardan, o tarikat mensuplarından, cemaattan biz oy gelmesi gerekirdi değil mi? Yani 3 milyon civarında bir bu paralel yapının oy olmuş olsa yansıması bize olması gerekirdi. Biz 3 milyon civarında bizim oyumuz artmış mıdır? Yani bir şey söylenir de yani bak gördünüz mü? Cumhuriyet Halk Partisi %25'lerde, %35'lerde cemaat sayesinde geldi deme şansları olabilirdi biz oylarımız o kadar artmış olsaydık. Nerede? Hani şey bir fıkra var. Nasreddin Hoca eve et gönderiyor. 3 kilo da diyor bunu pişir. Akşama geleceğim giyeceğim. Kadın biraz boş boğaz. Oturuyorlar konu komşu yiyorlar. Nasreddin Hoca akşam eve geliyor diyor ki yiyeceğim. Hani et. Ya et yok. Ne oldu et? Kedi yedi. Nasreddin Hoca kediyi tartıyor ki 2 kilo. Ya, hanım diyor bu şeyse bizim et nerede? Yani eğer eti bu yemişse bu olacak 5 kilo. Yok değilse kedimiz nerede? O hesap. Şimdi cemaat yapı, cemaat bizi destekse bizi, bu oylar nerede? Hani bugüne kadar bizi paralel yapıyla bir arada gören var mıdır? Bir resim, resmimiz var mıdır? Samsun'da aldığımız oy belli. Hadi şeyde yeni bozuldu araları, bugün kapandı işte İpekçioğlu, Koza grubu bilmem kapandı falan. Ya kızdılar da biz oy verdiler. Bunun yansıması Samsun'da bu cemaatten vardı. Bizim oyumuzun artması lazım. Yok. Ama eylemsel destekleriniz var. İşte onların medya, ya şimdi grubuna, biz şunu, medya grubuna yönelik... ama şunu söylüyorum biz her türlü Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü haksızlığın karşısındayız. Yani kim mağdur olmuşsa karşısına çıkıyoruz arkadaş. Ne oldu yani bu insanların... Şimdi bu insanları yok etmek için bugün ve İpek... İşte Koza grubunu yok etmek için, holding yok etmek için müfettişler gönderiyorsun. Müfettişler diyor ki biz hayatımızda böyle mükemmel defter görmedik. Ve adamı cezalandırıyorsun, şeyini kapıyorsun. Televizyonunu kapıyorsun, insanları tutukluyorsun. Şimdi bu haksızlığın karşısında olmayacak mıyız, olacağız. Peki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef alındığı ve kamuoyunda kumpas davaları olarak bilinen işte Ergenekon, Sarıkız, gibi çeşitli isimlerle anılan davalarda bu paralel yapı ve medyası aktif bir rol oynadı. Evet. Ve bu konuda da yani ulusalcıların söylemiyle şöyle diyebiliriz. İşte bu kumpaslara karşı verilen tepkiden çok daha fazlası paralel yapıya yönelik uygulamalarda verildi Cumhuriyet Halk Partisi Yok, tarafından. Şimdi şöyle, yani bu askeriye, o askerlere tutuklama, Ergenekon, balyoz davalarında Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda mıydı?
Yani hayır, muhalefet olarak toplumsal hayır, reaksiyon anlamında. Muhalefet olarak da biz kalktık, tavrımızı koyduk. Yanlış yapıyorsunuz. Silahlı kuvvetin onurunu zedeliyorsunuz. Mağdurlar. Mağdurun yanında yer alıyoruz dedi. Sen bir şey savcımızsın dedi. O da dedi ben hakimim dedi. Yani biz her türlü bu tür keyfi mağduriyetlere karşıyız. O gün de tavrımızı koyduk. Bugün de koyduk. Yani niye aynı şeyi göstermemişiz? Hani tavır aynıdır. Yani kalktık daha çok hatta o Ergun Gün olayında o şeyde Atatürkçü, dürüst insanları biz meclise taşıdığımız insanlar oldu. Yani birileri kafasına göre yorum yapabilirler. Bir bakmak vardır, görmek vardır. Bakarsın ama görmüyorsundur. İşte ne gelmiyor görmek? Ya onun yanında yer aldılar. İşte 2012 Şubat. Gözüküyor mu bilmiyorum. Buyur. Şey vermişiz. 2 Şubat 2012'de devletin bakanları söylüyor. Hüseyin Çelik. Cemaat devlete sızmış. Gülerek diyor ki buna kargalar bile güler. AK Partililer diyor. Önerge... Onlar daha sonra o 17-25 Aralık sürecinden sonra evet biz kandırıldık dediler yani orada bir itirafta bulundular. Ya zaten işini kolayını bulmuşlar. Her sıkışında biz kandırıldık. Ya sen devletsin devlet. Ben vatandaşım beni kandırabilirler. Senin Milli İstihbarat Teşkilatı elinde. Emniyet elinde. Jandarma Gizli İstihbarat elinde biz kandırıldık. Ya sana hiç mi istihbarat gelmiyor? Bugün de CHP'nin kandırılıyor olabilme ihtimali var mı? Cumhuriyet Halk Partisi yani ya bir kampman için hani bile bile lades demen için bir dişe dokunur bir şey yapmak lazım. Yani görmen lazım. Hani ortada o da yok. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi makyavelist bir parti değildir. Yani ben hedefe varayım da nasıl varırsam varayım. Cumhuriyet Halk Partisi amacı iktidar. Ben iktidar olayım da ne olursa olsun demiş olsaydı Cumhuriyet Partisi, Halk Partisi şimdi çoktan belki 20 senedir iktidardaydı. Makyavelist değiliz diyorsunuz ama 7 Haziran seçimlerinden sonra MHP ve HDP ile blok bir iktidar oluşturmak için her türlü vaadini verdiniz. Şimdi şöyle. Hatta Sayın Bahçeli'ye başbakan siz olun tabii, öyle kuralım bile dediniz. Dedik. Dedik yani şimdi Makyavelizm'in o bir değil ki biz başbakana yani şimdi hedefe varmak nedir nihai hedef? Başbakanlıktır. Daha koalisyon kurulmadan benim genel başkanım diyor ki kardeşim şu halkın sorunlarını çözmek için bizim için önce halk sloganımız da oydu. Önce halk sonra Cumhuriyet Halk Partisi gelir. Gel başbakan sen ol biz sana destek verelim. Bu vaatleri hayata geçelim. Halkı bu yoksulluğundan bu sıkıntıdan kurtaralım. Özgürlük getirelim Türkiye diyemiyor yani bunda onun bir şeyi bir değil ki. Yani bak yine iddia ediyorum bu kitaplarda vardır sizde araştırmacı gazetecisiniz. Her yolu bir bas saymıyoruz diyorsunuz yani. Kesinlikle. Ay saymış olsaydık iddia ediyorum biz iktidardık. Bu dokümanlarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zamanki genel başkanına Amerika'nın neler teklif ettiği ortada. Biz o gün o konuya evet demiş olsaydık bugün iktidardık ama kimin iktidarıydık? Halkın iktidarı mıydık? Dış güçlerin, dış emperyalist güçlerin iktidarı mıydı? O tartışılacaktı. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi 92. yılını kutladık. Bundan işte Eylül ayında, 9 Eylül'de kutlayan bir parti o tür yollara sapmış olsaydı, gelip geçici başarı düşünmüş olsaydı 92 sene ayakta kalamazdık. Bugün dünyada Cumhuriyet Halk Partisi'nin örneği yok. Bu derece uzun süre ayakta duran bir parti. Yani tabii o bölümden başka bir bölüme geçmek istiyorum. Yani bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine şöyle bir yafta yapıştı. Doğru kelime bu. Yapıştı. Ne o? Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkan'ın genel başkanlığa geliş biçimi. Yani baktığınız zaman biraz önce söylediğiniz İşte toplumda yeterli güveni sağlayamadık galiba dediniz ki bu kanı yaygın. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'na işte kasetle gelen lider yapıştırması var. Evet. Yani biraz da onun etkisi oldu galiba.
Şimdi şöyle, yani o dönem önceki genel başkanımız Sayın Baykal için bir gazete çıkardılar. Sayın Deniz Baykal da istifa etti. Onun yeri dolması gereken bir lider gerekiyordu. Yani Kılıçdaroğlu değil de işte A kişisi olmuş olsaydı aynı hafta yine ona da vuracaklardı. Kasette benim genel başkanım istifa etmişse doğal olarak onu bahane gösterip gelen lideri diyecekler. Yani genel başkanımız dürüstlüğünü göstermiştir. Bir gazet davasına karşı istifa etmiştir. Bir sürü yolsuzluk dosyaları ortaya çıkmıştır. Çoluğunun çocuğunun zenginliği ortaya çıkmıştır. 13 gemi ortaya çıkmıştır. Gemicikler olmuştur, şudur budur. Bir tanesi bizim genel başkanlarımızın bir yakıştırma olsaydı şimdiden çok da parti bilmem ne hallere gelmişti. Onlara bir Kemal Kılıçdaroğlu doğru o gazetten sonra Baykal'dan sonra gelen genel başkanımız. Yani bunda doğal bir şey var yani. Ne olabilir ki? Sonra genel başkanımızı kalkıp birileri getirmemiştir oraya. Ben de o dönem kurultay delegesiydim. Benim de bir oyumla, katkımla oraya gelmiştir. Yani kurultay delegeleri seçmiştir oraya. O geliş biçiminde bir takım medyanın kaset olayı çıktıktan sonraki pompalamasının etkisi yok mudur? Ön plana çıkması. Ama niye Kılıçdaroğlu olsun? Evet. Yani bir kaset çıkmıştır. Bu Haluk Koç Bey de olabilirdi ki hocamız. Bu işte isim zikrederek söylüyorum. Yani bir sürü parti büyüğümüz oraya yakışır nitelikte insanlar. O gün niye Kılıçdaroğlu tercih edildi? O gün İstanbul Belediye Başkanı adaylığı döneminde bir şey vardı. Kurultay delegesi oyunu ona göre ortaya koydu. Sayın Haluk Bey bu konuda adaylığını falan koymadı. Kalktı tek başına. Karşısına da seçmedi. Ne oldu? Başka bir rakip tutsaydı olabilirdi. Yani şu soruyla genel siyaset bölümünden yerele geçmek istiyorum bu konuyla ilgili. Sayın Kılıçdaroğlu'yla Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelebileceğine inanıyor musunuz? Çünkü önceki gün Haberin Sesi programında Burcu'ya konuk olmuştu Sayın Hayati Tekin. Orada şöyle bir ifadesi vardı. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla iktidar olacağımıza inanıyor muyum? Hayır. Ama Sayın Kılıçdaroğlu giderse yerine gelecek genel başkanla oylarımızın %15'lere düşmesinden endişe ediyorum. Siz nasıl bakıyorsunuz? Ben öyle bakmıyorum. Ben diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seçim döneminde, ondan evvelki döneminde çalışmıştır, koşturmuştur, liderlik vasıtalarını ortaya koymuştur, inandırıcılığı vardır, halk tarafında popülerliği vardır. İnanıyorum ki gelecektir. Demek ki Sayın Hayati Bey o an şanssız bir açıklamada bulunmuş. O kendi fikridir. Kendi öyle düşünmüş olabilir. Ama ben öyle düşünmüyorum. Ben diyorum ki bizim genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla biz iktidara ulaşırız. Ha ola ki şu an kongre sürecine girdik. 20 Şubat'ta kongre olacak. Tüm insanlar çoğunluk o şekilde düşünüyorsa zaten Kemal Bey yerine karşısına kim çıkmışsa onu seçecek. O gelir. Hani Kemal Bey şu an görevini yapmıştır diyorum. Ama yarın ola ki büyük kongrede Kemal Bey karşısına çıkan kişi çıkar mı çıkmaz da onu da bilmiyorum. Çıkan kişi seçim alırsa demek ki irademiz onu desteklemiştir. O bizim genel başkanımız. Dedim ki onunla inanıyorum gideceğimize. Başarılı buluyor musunuz genel başkanımızı? Başarılı bulmamız için ne neden var? Yani Kemal Bey'in hırsızlığı duyulmadı. Kemal Bey'in rüşvet olayı duyulmadı. Kemal Bey çocuğu yurt dışında çalışıyor, ekmek peşinde koşuyor. Kemal Bey bu mevkiyi olarak yakınlarına iş imkanı yaratmadı. Kemal Bey'in taşeron belediyeler bizde olduğu halde yeğeninin olduğunu biliyor musunuz? Taşeron işçi olarak çalıştığını biliyor musunuz? Burada Atakum'da Atakum Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalıştığı geldiği zaman İshak Taşçı
Geldiği zaman kaldırdı attı. Ve yine araştırın bakın herhangi bir yerde katroya girebilmiş. Ama bakıyoruz kiminin yeğeni, kiminisinin 9 göbek ötesi yeter ki onun şeyinden olsun, yakından olsun. Hemen kadroları bırak ne? Genel müdür, genel müdür muavin. Bana bir tane örnek gösterirler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yakını, akrabası şu mevkilerde şuralardı. Yani ben burada yerelden bir takım örnekler gösterebilirim ama konumuz bu değil. Yani belediyelerle ilgili yerelden bir takım örnekler gösterebilirim ama o dönemde size ait değil. Evet. O yüzden pek uygun olmuyorum çünkü kapanmış o dönem. Yoksa burada damatlar, akrabalar bir takım örnekler hayır, gösterebilirim. Kemal Bey'le ilgili bahsediyorum. Yani şimdi şimdi lider, hayır, taban. Şimdi konu Kemal Bey olduğu için söylüyorum. Evet. Yoksa benim de tasvip etmemiş olduğum olaylar cereyan etmiş olabilir. Ona katılıyorum. Şimdi biraz... Konu Kemal Bey olduğu için o şekilde şimdi, konuştum. Şimdi biraz daha seçimlere gelelim. Tabii seçimlerde tartışılan bir başka konu da adaylık sıralamasıydı. Şimdi 7 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri sandığa gitti. Tabii orada da birçok şey oldu, yani iddia oldu. İşte mezhepçilik yapıldığı iddiaları konuşuldu. İşte bir takım kişilerin partiye, partili olmadığı halde bu ön seçim düşünerek sanal üye yapıldığı ve böylece bir takım isimlerin daha ön plana çıktığı konuşuldu. Bunlara ne diyorsunuz? Önce onu alayım, sonra 1 Kasım adaylarına geleceğim. Ya şimdi Cumhuriyet Halk Partisi... Çok sağlıklı olmadığı şimdi, anlamında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün üye sayısı 17 bin küsur. O şaibelerin çıktığı dönem, daha ön seçim kararı alınmadan evvel, 12 bin üyemiz vardı biz kongreleri, ön seçimleri 12 bin kişiyle yaptık. Hani şunlar şunu yükledi, bu bunu yükledi falan filan pat. Yok. Yapılmış olabilir ama ön seçim kararı alınmadan evvel ki 12 bin kişiydik, ön seçime 12 bin kişiyle girdik. Daha sonra ön seçimden sonra bizim üye sayımız 17 bin oldu. Dolayısıyla o şeyler, şaibeler asılsız bir şaibeydi. Öyle düşünülüyordu ama onu daha seçim olmadan ortaya çıkaranlar da... Mezhepçilikle ilgili olan. Yani şimdi mezhepçilikle ilgili, eğer bu partide mezhepçilik olmuş olsaydı, mezhepçilikle ilgili, şimdi bizim ki Cumhuriyet Halk Partisi Sosyalist Emperyalist Enteresan'a üye bir partidir. Genel oranın ikinci başkanı bizim eski milletvekilimizdir. Oraya üye olmak için antifaşist, antiemperyalist, antişovenist ilkeleri savunması gerekiyor. O ülkelerden taviz verilmemesi gerekiyor. Sizin demiş olduğunuz antişovenist ilkeye etnik kimlikler de giriyor. Etnik kimlik, dini kimlik, dini etkinlikler de giriyor. Etnikler de giriyor. Yani kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi o kimliklere ayrım koymadan gerekli tavrı koyar. Samsun'da yoktu diyorsunuz. Şimdi şöyle yoktu. Yani şu olur. Şimdi Kemal Bey'in eğer birinci sırada vekilimizden bahsediyorsanız. Hayır, yani, ben söylüyorum. Evet. Ben söylüyorum. Eğer Kemal Bey birinci sıraya geldi. Ama 12 bin kişinin içerisinde, üye içerisinde Kemal Bey'in aynı özelliği taşıyan, aynı etnik kimliği taşıyan üye sayısı çok az bir üye sayısıydı. Tam tersi olması lazımdı eğer etnik kimlikler öne çıkmış olsaydı. Bu konuyu da aydınlatmış olduk. Evet. Geliyoruz. Şimdi 7 Haziran'da bir liste çıktı. Üyeler birden 9'a kadar sıraladı. 9 adayı. Sonra 1 Kasım'a geldik. Parti Genel Merkezi dedi ki biz seçilmiş olan, yani hem üyenin seçtiği hem de vatandaşın seçtiği milletvekili olmuş kişilerin sıralarına dokunmayacağız. Ama ondan sonra değişiklik yapabiliriz dedi. Samsun listesine baktığımızda çok ilginç bir değişiklik yapıldı. Liste bakıyoruz, şimdi ben tek tek saymak istiyorum. Bir, Kemal Zeybek milletvekili seçilmişti. Yerini korudu. İki, Hayati Tekin milletvekili seçilmişti. Sıralamasını koydu. Üç de
7 Haziran'da Neslihan Hancıoğlu vardı. Evet. 3'e Şaban Sevinç geldi. Evet. Halk TV'nin genel müdürü. Sonra Neslihan Hanım 4'e kaydırıldı. Müşfik Veysel Erdoğan 7 Haziran'da 4'teydi, 5'e kaydı. 6'da Necile Hanım vardı, Necile Çokay. Necile Hanım yerini koydu. 7'in sırada 7 Haziran'da Atıf Tomrukçu vardı. Atıf Bey istifa etmedi. Aday olmadı. Atıf Bey'in yerine eşi aday oldu. Listeden 9'a girdi. Onun yerine 7'ye kim kaydırıldı? Şevki Yılmaz kaydırıldı. Şevki Yılmaz 7'ye kaydırıldı. Mehmet Atalay aday olmadığı için müracaat eden Cem Yılmaz 8'e kaydırıldı. Nurcihan Tomrukçu hanımefendi de, yani Atıf Bey'in eşi de 9'da listeye girdi. Şimdi buraya baktığımız zaman liste aynı, ayrılanlar dışında. Hatta öyle bir hassasiyet gösterilmiş ki Atıf Bey'in eşi listeye sondan girerek dahil edilmiş. Yani burada üyenin verdiği oylara bir yerde sadık kalınmış. Evet. Ama bir isim var. 5'ten 3'ün sıraya paraşütle indirilmiş. Evet. Yani kim? Şaban Sevinç. Şaban Bey Halk TV'nin genel müdürü. Evet. Halk TV'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakınlığıyla bilinen bir televizyon şey. Bunun etkileri büyük oldu. Evet. Tabii ben onu da eleştirdim ama Sayın Şevki Yılmaz bana 13 ilçe başkanı imza topladı ve benim olmam için sırada teklif edildi. Söz de alınmıştı. Dolayısıyla son anda beni aldılar yerime, yani 7'de kaldım. 3'e Şaban Bey getirdi. Bu beni rencide etti diyerek görevden çekildi. Yerine de Kadın Kolları eski başkanı Dürdane Kılıç getirildi. Nedir Şaban Sevinç olayı? Niye bu kadar tedirgin etti partiyi? Şimdi şöyle, tabii ön seçimde oy kullanan 9000 üyemizin iradesiyle o 7 Haziran'daki tablo yapılmıştı. 7 Haziran'dan sonra işte 1 Kasım adayları belirlemesinde genel merkez böyle bir tasarruf kullandı. Ama bu Samsun'da mı sadece yapıldı? Şimdi gerçekten meslerim 3. sıraya delegemizin seçtiği şeyle gelmişti. 4000 civarında oy alan, oyla gelen bir arkadaşımızdı. Tabii haklı olarak üyemizde oy kullandığı kişinin o sırada olmasına haklı olarak bir taraf değil. Neslihan Hanım da haklı olarak gösterebilir. Ama ben yine burada teşekkür ediyorum Neslihan Hancıoğlu'na. Kalkıp hiç en ufak bir küskünlük, dargınlık koymadan yine 3. sıra 2. aday gibi koşturdu, kovaladı, küskünlük yarattı. Bizim üyemiz sizin şu özelliği var, unutmaz bunları. Unutmaz. Yani yarın mesela... Hangisini unutmaz? Yani genel merkezin 3. sıraya indir, Şaban Bey'i indirmesini mi unutmaz? Neslihan Hanım'ın kabul etmesini. Hayır, Neslihan Hanım'ın bu gayretlerini unutmaz. En ufak bir kırgınlık, küskünlük yapmadan koşturdu. Son güne kadar koşturan bir arkadaşımız. Bunu şey unutmaz. Şimdi niye böyle olduğuna gelince, bu Türkiye'nin 13 ilinde oldu. Adana'da 4 milletvekili çıkarmıştık, 5. sırayı değiştirdi. Trabzon'da 1 milletvekili çıkarmıştık, 2. sırayı değiştirdi. Türkiye'nin muhtelif 13 ilinde bu sıra değişiklikleri yapıldı. Türkiye'nin 2-3 yılında da milletvekilleri, seçilmiş milletvekili, Antep 1. sırada seçilmiş milletvekilimiz 4. liraya kondu, 1. sıraya il başkanı. Parti, yani burada parti iradesine, üye iradesine bir saygısızlık yok mu? Ya şimdi şöyle saygısızlık deyince muhakkak yani üyeliğimiz alınmış olabilir ama bir de biz demokratlığı savunan, demokrat merkeziyetçiliğe inanan, onu kabul eden insanlarız, üyeleriz. Yani genel merkez bu şekilde uygulanmışsa bir bildiği vardır. Bunun karşılığında
onu, o iradeye uyarız. Çünkü o insanları bizim oylarımızla oraya getirdik. Ama demokrasilerde sizin göstereceğiniz iradeye genel merkezin uyması gerekmiyor mu? Yani siz de mi tavandan tabana yönetimi savunuyorsunuz? Hayır. Şimdi tabandan tabana değil. Bu insanlar mı o yapıyı oluşturdu? Şimdi üçünde başlattık. Ayın şeyinde nihai en son 3 Ocak'ta il seçimi olması gerekiyor. En son tarih daha belli değil. Buradan çıkacak kurultay delegeleri bak en mahalledeki üyemizden, üyeden başlıyor. Gele 18 kurultay delegesini seçip Ankara'ya göndereceğiz. Akabinde o genel başkanı seçmeye kadar gidecek o yapı. Tabandan çıkan bir şey. Ama o an belli tarihler yapılmış. Samsun'un bölgesel durumu göz önüne getirilmiş. İşte o tarafta bir aday olması gerektiği savunulmuş ve Şaban Bey'i oraya şey görmüşler. Peki sizin göreviniz de Sayın Başkanım burada? Efendim? Sizin göreviniz de burada? İl Başkanı olarak. Ne gibi? Yani bu listelerde yani siz sadece Ankara'dan gönderilen talimatları şimdi, yerine getiren. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi Şaban Bey'in 3. sıraya getirilmesinde en ufak bir tasarrufum olmadı. Negatif. Ama şunu söyleyeyim. Seçimlere bir ay kalmış. Adaylar belirlenmiş. Şunu mu yapmam gerekiyordu? 16 ilçe başkanımı, 17 ilçe başkanımı yanıma alıp genel merkeze alın kardeşim anahtarı demem mi gerekiyordu? Böyle mi olması gerekiyordu? Yani biz Türkiye'nin bu yoksulluktan, bu karanlıktan çıkması için uğraşırken kalkıp böyle mi edilmesi gerekiyordu? Bir il başkanı olarak bana da danışılmamış olabilir. Yani ben şahsi egomu, gurur bana niye danışılmadı diye gurur yıkılmışlığımı kalkıp arkadaş bu böyle olmaz mı demem gerekiyordu. İlk bölümde dediniz ya biz tüm haksızlıkların karşısındayız evet, dediniz evet, ya. Evet. Ben oradan yola çıkarak yani bu şimdi sıra itibariyle baktığım zaman Neslihan Hancıoğlu ve Müşfik Veysel Erdoğan'a yapılmış bir haksızlık değil mi? O anlamda soruyorum yani. Hani siz dediniz ya biz haksızlıklara karşı çıkmak için tabii, varız. Her haksızlık. Ya muhakkak şimdi bu da bir haksızlık şimdi şudur. Diye. Şimdi objektif olarak görünen o. Fakat subjektif olarak öyle bir şey söz konusu değil. Objektif olarak öyle. Ama ne diyorum? Ön seçimde çıkan şeyler, neticeler bölgesel merkez atamalarda adam insanlar atanırken bölgesel durumlar da göz önüne getirilir. Şu tarafın şu kadar oyu var, bu tarafın bu kadar oyu var. Onlar göz önüne getirir. Bir genel merkezin takdiriyle kalkıp o taraf yani Bafra, Alaçam, Yakakent ve 19 Mayıs civarından bir aday olması gerektiğini göz önüne getirmişler, tahlil yapmışlar. Ve arkadaşımızı şey yapmışlar. Oraya. Ha, bana sorsalardı. Destan değişmeyebilirdi. Evet. Ama Samsunlu'da. Evet ama son 22 gün. 22 gün. Biz yine söylüyoruz. Bunu genel başkanım da söylüyordu. Önce Türkiye. Yani Türkiye'de bu şöyle bir il başkanı olarak muhakkak benim de ağrıma gitmiş olabilir. Hani niye benim fikrim alınmadan böyle bir şey oldu diye. Hani evet. Ama kalkıp kendi egonu koyacaksın. Biz diyoruz ki önce Türkiye, önce insan. Ha bunların konuşulacak yeri vardır. Yarın il başkanı toplantısı olur. Biz genel başkanımızla diğer genel başkan yardımcımızı kalkarız o günkü ortamda. Ama şöyle de bir şey var. Türkiye'nin temiz olmasını istiyorsanız, şehrinizin temiz olmak istiyorsanız önce kendi kapınızdan başlarsınız. Evet. Yani öyle de bir şey yani var. Yani şimdi şöyle ben şeyi söylüyorum. Genel evet. Şimdi ne yazık ki basın şunu söylüyor. Hani siz de takip etmişsinizdir. Basın diyor ki Halk Partisi nasıl başarılı oldu? Maddelerden birisi de şu. 236 tane adayı değiştirdi. Ya şimdi başarı olarak onu gösteriyor. 236 tane adayı değiştirdiği için şeye çıktı. Bu neticeyi aldı. Kalkıyoruz basın bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi'ne sıra gelince adayları değiştirdiği için böyle oldu. Bu ne biçim yani birilerine başarı nedeni olarak ortaya koyuyorlar. Hayır, buradaki kriteri yanlış değerlendirmeyelim. Bakın hayır. Ben soruyu yöneltirken. Yok şimdi şunu söylüyorum yani bir AKP emin olun bak hangi gazetede çıktığını söylemiyorum. Şeyde girseniz görürsünüz. AK Parti'nin başarılarından nedenlerden birisi de
adaylarını değiştirmesi. Ben bu soruyu sorarken diğer gazeteleri falan saymadım. Yani ben bu soru bizzat benim kendi sorumdur. Konu üzerinde çok durduğum için söylüyorum. Tamam Erdem Bey. Ve ben sorarken de dikkat ederseniz ön seçim oldu. Şimdi ön seçim olmasaydı 7 Haziran'da. Evet. Ön seçim olmasaydı. Hı. Parti genel merkezi. Biz merkez yoklaması yaptık. Yani merkez yoklaması demek elimize kağıdı kalemi aldık yazdık demektir benim için. Merkez yoklaması yaptık. Listeyi böyle uygun gördük. Evet. Demiş olsaydı yapılacak bir itiraz var mı bu? Yok. Çünkü siyasi partiler ve seçim kanununda da bu böyle bir hakları var. Şimdi dolayısıyla demokratik midir? Değildir ama tüm siyasi partiler bu şekilde yapıyor. Problem yok. Ama ön seçim yapıp üyeye siz kimi aday görmek istiyorsunuz diye sorduktan sonra ve 7 Haziran'da o listeyle seçime gidip 1 Kasım'da o listede sadece bir tek manevra yapılmasını soruyorum. Bir tek manevra yapılmasını. Ha onda da bu tercihin yanlış olduğunu zaten Samsun seçmeni 13 bin kişi eksik oy vererek demiş ki evet siz yanlış yaptınız. Şimdi ben onu 13 bin oyun eksilmesini ben ona yormuyorum. Şimdi bu ön seçim kaçıncı dönem milletvekilliği için yapılmıştı? 25. Şimdiki milletvekili 26. Şimdi yani ön seçim KPSS sınavı değildir ha. Ön seçime giriyorsun KPSS imtihanına giriyorsun. O hakkı 2 sene koruyorsun. Peki Neslihan Hanım'ı hangi tercihle 4. sıraya koydunuz? Yo genel ben koymadım. Genel merkezin tasarı 20 şöyle düşün. Şöyle al o zaman 26. dönemi genel merkez merkeze atama yaptı. Kimse bir şey diyebilir mi? Ve o sıralamayı takdir etti. Çünkü 26. dönemin seçimlerine giriyoruz biz. Yani sen dediğin gibi ön seçime giren o KPSS imtihanından 2 senelik o hakkı konumak ya 2 sene daha böyle gider. O zaman bir erken seçim daha olsaydı. Vay ön seçim geleni koymadılar lafı mı olacaktı? Her dönem ayrı. Bu yenilenmiş seçim değil. Bu erken seçim. 25. dönem yenilenme olmuş olsa onda haklısın. Kalkıp demiş olsa ki arkadaş ön seçim değil. Ben işte aynı olmuş oldu. Bu bir nevi merkeze atama. Ona layık gördü öyle yaptı. Yani siyasette sizin partinizde bu seçim bir kayırmacılık yapıldığını kabul etmiyorsunuz. Hayır. Niye kabul edeyim ama şimdi aynı dönemi yaşamıyoruz ki 26. dönemin milletvekili adayı bu arkadaşımız. Ha. O arkadaşlar. Şaban Bey 25. dönemde halkın iradesiyle, üyemizin iradesiyle 5. sıraya gelmiştir. 26. dönemi genel merkez merkezi yok ama ne yapmış? Genel merkez iradesiyle de 3'e gelmiştir. Hayır. Öyle yapmış. Evet. Öyle düşün. Evet. Sayın Başkan, sanıyorum CHP'liler bu aklındaki sorunun da cevabını almışlardır. Evet. Artık yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Tamam. Yani biraz da geleceği konuşalım. Konuşalım. Biraz da geleceği konuşalım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam eden bir kongre süreci var. Evet, kurultay evet. Sürecine gidecek. Hı hı. Takvim nasıl? Şimdi şöyle bir oradan isterseniz başlayalım. Biraz da bilgilendirmede bulunalım. Tabii. Şimdi 3 biliyorsunuz bizim takvim sürecimiz başlamıştı. Fakat seçim süreci başlayınca dur dendi. Dün itibariyle o durduğumuz yerden devam ediyoruz şeye. Delege seçimleri başlamış vaziyette 3 Kasım'dan itibaren 15 Kasım'a kadar bu delege seçimleri bitmek biraz hızlı şey yapılıyor. Bitmek zorunda. 15 Kasım'dan sonra 20 Kasım'a kadar il ve ilçelere herhangi bu delege seçimde yapılacak itirazlar değerlendirecek. Değerlendirme bittikten sonra 20 Kasım'dan itibaren ilçe kongreleri başlayacak. O kongrelerde biliyorsunuz ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulları seçiliyor. Ve aynı zamanda ili seçmek için il delegeleri seçiliyor. Bunun bitiş tarihi de 6 Aralık'a kadar ilçeler, 17 ilçemiz tamamlamak zorunda. Burada il delegeleri belli olacak. İl delegeleri nihayet belli olduktan sonra
10 Aralık'ta başlayacak. 3 Ocak Pazar gününe kadar Türkiye'deki tüm iller kongrelerini yapmak zorunda. Biz de bu 10 Aralık ve 3 Ocak arasında bir tarih belirleyeceğiz. Biz de kongresimizi yapacağız. Buradan da il başkanı, il yönetimi ve 18 tane kurultay delegemizi tespit edeceğiz. Ankara'ya göndereceğiz. Bu arkadaşlar da genel büyük kongrede, kurultayda genel başkanımızı seçecekler. Evet. Siz aday mısınız? Yani şöyle, şu an biliyorsunuz bu adaylık başkanlık ekip işidir. Daha yönetimdeki arkadaşlarımızla konuşmadık, ilçe başkan arkadaşlarımızla konuşmadık, ekip arkadaşlarımızla konuşmadık. Siyaset tek başına olmaz. Onu değerlendikten sonra çıkacak tablo, bu ilçe delegelerinin çıkacak tablosuna bir değerlendirme yaparız. Aday olmam gerekiyorsa aday olurum, aday olmam gerekmiyorsa çıkarız. Gelecek arkadaşımızı canı gönülden destekleriz, olur biter. Koltuklar kimseye baki değil. Hani zaman gösterir. Yani kısa bir süre kaldı. Bana basından bir sürü arkadaş da soruyor. Dincel Soylu aday mı değil mi? Daha erken diyorum. Ne olur? Bizim adaylık eğer öyle bir şey gündeme gelirse düşünürsek şeyden evvel 6 Aralık'tan sonra biz açıklamamızı yapmamız gerekirse yaparız. Yani burada bir içeriden ne çıkacak tabii, diye bakalım diyorsunuz. Yani şimdi yani. Herkesin gönlünden. Yani seçilemeyecek bir tablo varsa niye kendimizi yıpratalım mı diyorsunuz? Ya şimdi olay şu. Yani 17 bin üyemizin 17 binde ilçe, il başkanı olarak insanlar. Herkes bu güzel, bu onurlu mevkiye gelmek ister. Bak düşünebiliyor musunuz? Biz koalisyon görüşmelerimiz yok. Bizim yıllardır iktidardan olmadığımız için protokol karşısında da yani şimdi o kadar desteklenen bir yer değil ama halka hizmet etmek için biz 17 bin arkadaşımızla yarışıyor o mevkiye gelmek için. Hizmet için gelelim, hizmet için verelim diye 17 bin arkadaşımızla bunun mücadelesini veriyor. Hepsi birbirinden değerli insanlar, hepsinin hakkı. Onların da kafasında böyle bir şey geçiyordur. Diğer arkadaşlara şey yaparız. Hani bizim şeylerimiz şeyli olmaz. İşte diğer partilerde olduğu gibi şeyli geçmez yani. Oturur, medyacı anlaşılır. Ortak nokta bulunur. Seçim sonuçlarından sonra işte CHP nasıl iktidar olur arayışları içerisinde hep yeniden yapılanma gündeme geldi. Yani kime sorulduysa işte Cumhuriyet Halk Partisi yeniden yapılanmalı. Üyesinden ilçe yönetimlerine, ilçe yönetimlerinden genel merkezine kadar bir değişim içerisinde olmalı ve biraz daha sol ruhu yansıtan biraz daha eylemsellik üzerinde duran kadrolarla ancak işte CHP'nin toparlanarak gerçek bir iktidar olabileceği yönünde görüşler dile getirildi. Size göre Cumhuriyet Halk Partisi nasıl iktidar olur? Dış etkenleri bırakmadan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç etkenleriyle. Yani şimdi şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir emek partisi, ağırlıklı emek partisi, şu an zaten emeği savunan bir partiyiz. Emek ağırlıklı olmamız gereken bir parti olmalıyız. Yani aramızda emekçilere daha çok yer vermeliyiz. Emekçilere daha çok gitmeni izleyeceğim ama ne yazık ki Kenan Evren döneminden tutalım, bugüne kadar gelelim, kese, biçe, yonte, ede. Ta 80 öncesi 2 milyon 650 bin sendikalı kardeşimiz, emekçi kardeşimiz bugün 650 binlere düşmüş. O da bu taşeroncılık falan sanmayın işte tamam yandaşlarına nema vermek için ortaya atılan bir yapı ama bunun asıl temelinde Türkiye'deki sendikacılığı tamamen ortadan kaldırmaktır. Taşeron işçinin sendikalaşma durumunu engelliyorsun, şey yapıyorsun, olursa işten atıyorsun.
Şimdi Türkiye'de emekçi de kalmadı neredeyse. Fabrikaları yok. Fabrikalar işte binlerce... Biz CHP'ye gelelim başkanım. İşte yani. Onu diyorum. Yani evet. Emek ağırlığı, emeği savunu. Zaten biz bunu savunuyoruz. Yani kimse diyemez ki arkadaş. Cumhuriyet Partisi emek savunan bir şeyden çıktı. Eksenden çıktı. Söylemlerimiz biraz daha sol olmalı diyorsak. Tabii. Yani nedir? 74'lerde falan Ecevit'in dediği gibi işte... Toprak işleyenin şey kuşananın falan gibi öyle sloganlarla halkı biraz daha belki o şekilde acil ederek ikna edersek inanır diyorum ama Kemal Bey'in de bildirgeleri, Kemal Bey'in de sloganları buna yönelikti ama yoksul halkımız, işte emekçi kesim, işte emekli kesim, işte taşeron kesim bunu pek inandırıcı bulmadı. Şey yaptı. Ne yapmamız lazım? Oturacağız, tekrar değerlendireceğiz. Yukarıdaki parti kurmaylarımız, tabanda bizi açacağımız il ve ilçe danışma toplantılarıyla bunlar tartışacak raporları biz genel merkeze sunacağız. Genel merkezde kendi aralarında tartışıp şey yapıp bir rota çizecek diyorum. Ve şunu söylüyorum. Biz umutluyuz. Umutun bittiği yerde zaten siyaset de biter. Yaşam biter diyorum. Benim partili arkadaşlarım, parti üyelerim ki biz iki gündür ilçeleri geziyoruz. Niye geziyoruz? Teşekkür gezileri ediyoruz. Başarımız sağladık teşekkür. O arkadaşların emeğine teşekkür ediyoruz. O arkadaşlar inanarak, o arkadaşlar emeklerini bu umuda güvenerek harcadılar. Buna teşekküre gidiyoruz ve orada onu vurguluyoruz. Kesinlikle umutlarımızı kaybetmeyelim. Önümüzde 2019 dönüyor ama ben bu Türkiye'nin 2019'ları seçimi göreceğini sanmıyorum. Çok daha erken seçim olacak diyorum. Çünkü Türkiye'yi çok ekonomik olarak ve diğer çok daha kötü etkenler bekliyor diyorum. Üyelerimiz yarın seçim olacak gibi şimdiden de çalışmaya başlasınlar diyoruz ve başlayacaklar. Evet. Yani CHP'nin iktidara girişini bir yeniden yapılanmayla değil daha etkin çalışmayla yani bir kadro konusunda. Yani şöyle yeniden yapılanma muhakkak olacak. Yani şimdi şu 3 Kasım da başlayan süreç işte 6 Aralık'ta bitecek süreç akabinde bizim yani burada kadrolar değişecek. Yani il ve ilçeler bu kadrolar seçimlere gitmiyor. Yani bir dahaki yapıları oluşturmayacaklar. Bu yapılar işte seçim bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi için en uzun sürede görevde kalan yapılarıdır. Yani 3,5 senedir normalde bizim il ve ilçe başkan seçimlerimiz 2 senede bir olmak zorunda. Ama seçim üstüne şu an 3,5 senemizi şey yapıyoruz. Dolayısıyla bir yorgunluk var. Kadrolarda. Bunlar yenilecek, dinamik arkadaşlarımız bu işleri alıp götürecekler yani. Bunlar rahat olun. O zaman gösterecek. Sayın Başkan, seçim döneminde Sayın Kılıçdaroğlu televizyonlara çıktığında bir meslektaşımın partiyi gençleştirecek misiniz diye bir sorusu vardı. Biz gençleştiriyoruz zaten demişti ama MYK'da yarıdan fazla emekli olduğunu söylemişti. Samsun'da şu anki kadronuz nasıl? Şimdi ben ilk göreve geldiğimde söyledim, şu lafı dedim, yani bizim burada emekli ağırlıklı bir yapıyız dedim. Yani bu yapıyı ben kurmadım. Evet. Yani ben de bu yapı oluştururken... Siz o yapının içindeydiniz evet. Yani oluştururken, evet. Ama ben bunu söylerken, yani oradaki yorgunluktan falan bahsetmedim. Buradaki insanlar emekli insanlar olduğu için, dar gelirli insanlar olduğu için, ekmeğin... İşte nerede kaç lira olduğunu, nerede ucuz zeytinin olduğunu, nerede peynirin, hangi pazarda daha iyi imkanlarla, daha ucuz ekonomi imkanlarla ne olduğunu bilen insanlar. Çünkü öyle olmak zorunda yaşamlarını idame ettirmek için. Ama sağ olsun basına böyle şey yaptığında bir ucundan tutuyor, şöyle lastik gibi geliyor. Yani ben şunu söylüyorum, ben emekli bir insanım, ben emekliğimden övünüyorum. Ben bu devlete... Emeğimi harcamışım ki emekli anlamı. Ya işte emekli dedi. Ya ne mutlu ki keşke emekli olmayı herkes görebilse.
Ama şunu söylüyorum, şey noktam da olsun. Hani şimdi yarın gündeme gelir ya, ilçeler çalışmadı, iller çalışmadı. Ben diyorum ki, yani bunu bize atalarımız, dedelerimiz, işte annene, babaannelerimiz söylerdi. İşte bu sevap, o zamanlar sevap, günah falan işleri. Derdi ki, işte rahmetli anneannem, annem, oğlum akşam yatarken, uyumadan evvel kendine bir sor. Bugün Allah için ne yaptım? Aklına geliyorsa ki ben bugün işte o zaman 10 kuruş falan gibi, fakire 10 kuruş verdim. Ve orada bir ihtiyar amcanın yükünü taşıdım. Şu, bu kendinin menfaatini menfaat dışındaki bir iyilikse, sen Allah için onu yapmışsın deyip rahat, huzur içinde uyu. Şimdi ben bugün diyorum ki, hani olacaktır bu, insan duasında var, Cumhuriyet Halk Partisi'nde üyelerde de vardır. İşte eleştirirler, işte yapılmadı, edilmedi, çalışılmadı. O arkadaşlara soruyorum. Ben kendim de uyguluyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi için 1 Kasım'a kadar ne yapabildim deyip elini vicdanına koyup da o akşam rahat uyumuşsa, ben arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ama elini vicdanına koyduğu zaman kalkıp yüreğinde ikircilik varsa, arkadaşlara diyorum ki, eğer Cumhuriyet Halk Partiliysen, Cumhuriyet Halk Partisi'ni gerçekten seviyorsan, Atatürk ilkelerine layıklığa, Cumhuriyet'e inanıyorsan, biraz daha o mücadele veren arkadaşlara katkı ver. O arkadaşların emeğini takdir et. Ondan sonra ben rahatım. Ben onu soracaktım. Siz... Ben şöyle rahatım. Yemin ediyorum, şerefim üzerine yemin ediyorum. Ben seçim döneminde sabahın 8'inde partime gidiyordum. Akşam 9'dan eve gelebiliyordum, fırsat bulabilirsem. Bir kişi desin ki arkadaş, işte diğer var. Ben de 8'de gidiyordum. Ben gittiğim zaman bizim partinin çaycısı falan gelmemiş oluyordu. Ama niye erken gidiyordum? Bizim ilçelere, diğer o iktidar partisinin verdiği imkanları veremediğimiz için en azından o saatten başlıyordum, arkadaşlarımın halini oturduğum sonra bir şeye ihtiyacım var mı diye soruyorum. Var dediği zaman da aklından, sorduğunda da aklından geçiyor. Ya şuna ihtiyacım var derse ben ne yapabilirim gibi. Ama ben o arkadaşlara moral vermek zorundaydım. Onların halini hatırına sormak zorundaydım. İşte ihtiyaçları neyse temin edebilir, temin etmek zorundaydım. O yüzden ben sabah erken gidiyordum, akşam 9'da gidiyordum. O bakımdan kesinlikle o kadar rahatım ki elimden geleni yaptım diyorum. Arkadaşlarım da elinden geleni yaptı. İlçe örgütlerinden geleni yaptı. Mevcut imkanınızda en iyisini yaptılar diyorum. Vicdanınız rahat. Evet. İlk bölümde konuşmuştuk, soracağım demiştim. Hemen onu da sorayım çünkü yayınımızın sonuna geliyoruz. Başkanlık sistemine siz nasıl bakıyorsunuz? Çünkü yeniden alevlendi. Ne düşünüyorsunuz başkanlık sistemiyle ilgili? Ya şimdi 7 Haziran'dan evvel bir başkanlık sistemi işte o olursa şu olur. Dediğin gibi yine söylemiştim. Başkanlar başladı, işte vekiller, işte 400 sandalye alınmış olsaydı, yani başkanı seçebilseydik, işte bu kan gölüne dönmezdi Türkiye falan gibi laflarla şey yapıldı. Ama 1 Kasım'da baktılar ki bu geri tepti. O dönem ki HDP Genel Başkanı sizi başkan yaptırıyor sloganlar söylüyordu, güzel söylevleri vardı. Neticede herhalde şey yaptılar ki bu dönem hiç gündeme almadılar. Hatta Cumhurbaşkanı, ben süreç müreç tanımam, nedir süreç diye, işte milliyetçi soyları şey yapmak için böyle söylevlerde bulundu. Ki biz bu Oslo'daki anlaşmada, İmla'daki anlaşmaya genç soru bunları açıklayın diye verdiğimizde MİT müstesnasının arkasında duran bir kişi, benim bilgim dahilinde olmuş diyen bir kişi. Ondan sonra ne oldu? Seçimleri kaybedince, istediği oy alamayınca kalktı, süreci ben tanımıyorum dedi. Kalktı, 7 Haziran'dan evvel operasyon yapacaklardı valiler ama. Ben birilerine, işte askerlere ben dururum, durun dediğimde durdular dedi. Baktı ki geri tepti, istediği oyu alamadı doğuda, kalktı dedi ki ya o valiyi ben görevden aldım.
operasyon emri verdim de yapmadı. Ya böyle bir şey olur mu? Yani bunun basını var, yayını var, yani arşivi var, gazete arşivlerinin arasında baksın. Kalktı, işte iki bombalama, işte Suruç'taki çocuklarımız ölümü, 125 tane şehit, akabinde seçimler 15 gün kala IŞİD tarafından katledilen 103 tane arkadaşımız ve kalkıp aynı insan şunu diyemedi. Emniyet Genel Müdürü diyor ki Ankara'daki katliamın failleri IŞİD'çilerdir, kalkıp IŞİD diyemiyor. Başbakan kalktı IŞİD için bahsederken namkör insanlar dedi. Bunlar da namkörler dedi. Namkörlük nedir? Siz bana bir iyilik yaparsınız da Erdem Bey ben de kalkarım. Bu iyiliğinizin karşısında size bir tavır korurum, yanlış yaparım. Dersin ki yani Dinçer ne kadar namkör. Çünkü bana bir iyilik yapmışsın. Kendi ağzıyla itiraf etti. Yani bunlar namkör insanlar. Niye? Çünkü bu insanı siz beslediniz. Bu insanlara silahı siz gönderdiniz. Bu insanlara Hatay'da tırlarla silah giderken canı siper eden yüzbaşıyı siz tutukladınız. Savcıyı göreden siz aldınız. Ayyuka çıkmasın diye. Ondan sonra işte unutuyorlar bunu yaptığını. Ne namkör insanlar işte bu yaptığının delilidir. Başkanlık sistemi deyince direkt Erdoğan'a geldiniz. İşte, tabii ona görüyorum. Şimdi yarın diyecek ki bak ondan korkuyorum. İnşallah öyle bir şey olmaz aklıma gelenlerden. Hani korku bu beyaz arabalara kadar geldik. İşte toplu katliamlar başladı. Yarın başkanlık süreci gündeme geldiği zaman korkuyorum ki yine Türkiye gangrene dönecek. Yine bir korku salınmaya çalışılacak. Ama ilginçtir bugün de herhalde HDP vekillerinden birisi başkanlık sistemini tartışabilir denmeye başladı yani. Yani Türkiye bir şey olarak neyin ne olduğu bugün bu söyle böyle yarın değişiyor nasıl olur vallahi anlayamaz duruma geldik ki biz siyaseti 18 yaşından beri biliriz. Devrimci siyaset de biliriz, burjuva siyaset de biliriz ama artık bu siyaset piyasası bilgimiz ortadan kalktı. Sayın Başkanım, hemen soru değil bunlar. Okuyacağım, geçeceğim, cevap vermenize evet. Gerek yok. Çünkü bir tane de bana yazılmış. Sosyal medyada Muhammed Mustafaoğlu kardeşimiz, Sayın Soylu bizim sizin başkanınız, ülkenin reisi cumhuruna hakaret etmeyi marifet sayarken siz niye üzerinize alınıyorsunuz demiş. Cevap vermeyin başkan. Bir başka sosyal medyadan bize yazan Balkar 77 kullanıcısı demiş ki bana AKP il başkanına acaba demek istemiş galiba. Acaba böyle sorabiliyor musunuz? Merak ediyorum. Soramazsınız. Vallahi ben de merak ediyorum. Sevgili Balkar 77 henüz AK Parti il başkanını programımıza alamadık. Sayın Başkanı bir gün alırsak ben de kendimi test ederim. Sorabiliyor muyum, soramıyor muyum? Yani başkanım sorularımızdan bir rahatsızlığınız var mı? Hayır. Yani şimdi biz sevgili seyirciler bu programı yaparken sizlere mümkün olabildiği kadar bilgi aktarmaya. Çünkü bu benim başkana sorduğum soruların hepsi Cumhuriyet Halk Partisi camiasında konuşulan şeyler. Zaten bu soruların belli bir bölümünde Cumhuriyet Halk Partililerden toparlayarak geliyoruz buraya. Dolayısıyla yani bir kastımız olduğunu önce başkana sorduk. Başkan sorularımızdan rahatsız olmamış. Dolayısıyla sevgili Balkar 77 başkanı rahatsız etmediysek sizin de rahatsız olmanıza gerek yok diyoruz. O soruda dediğim gibi bir gün AK Parti İl Başkanı Sayın Göksel konuğumuz olursa kendisine de bakalım ne kadarını soracağız. Onu da 25. saati takip ederek sizler de öğrenebilirsiniz. Soramazsak o zaman hatırlatırsınız, yazarsınız, dersiniz ki ey Erdem Erol, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Soylu'ya bunları sormuştun, Sayın Göksel'e niye sormuyorsun dersiniz. Yani niyet okumayalım, gelecek okumayalım. Çünkü biz mümkün olduğu kadar okumamaya, yani gelecek ve niyet okumamaya çalışıyoruz. Burada hoş bir sohbet etmek ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve seçimleri masaya yatırmak istedik diyoruz. Sayın Başkanım, son veda açıklamanızı kısaca alayım. Programı bağlayalım. Şimdi şöyle, ben biz oy veren halkımıza
bize destek veren, emeğini harcayan 17 bin parti üyeme, ilçe başkanlarıma, ilçe yöneticilerime, kadın kollarıma, ilk kadın gençlik kollarına, ilçe gençlik, ilçe kadın kollarına hepsine teşekkür ediyorum. En azından inanarak mücadele ettiler. Emeklerini ortaya koyarak mücadele ettiler. Bir sürü imkansızlıklara rağmen son güne kadar inançlarını korudular. Diyorum ki umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Her beklemediğimiz sonuç bize beklediğimiz sonucu nasıl getirebilir gibi bir olgu yatır kafamızda. Onları kafamızda şey yapacağız, umutlarımız daha da yeşerecek. Mücadele devam diyoruz. Yılmak yok diyoruz çünkü önümüzde biz bilendik, şey yaptık, önümüzde daha kötü günler görebiliriz. Daha baskı ve tahakkümler görür, buna hazırlıklı olalım. Ama şuna inanalım ki biz Atatürk, layıklık ve cumhuriyet sevgisini içimize taşıdığımız müddetçe bizim karşımızda kimse duramaz diyorum. Ben Erdem Erol ve Haber Aksa 25. saat programına çok teşekkür ediyorum bu imkanı tanıdıkları için. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Evet sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanı Dinçer Soylu konuğumuz oldu. Seçimleri konuştuk, siyaseti konuştuk, CHP'yi konuştuk, adayları konuştuk, birçok konu konuştuk. Gelecek hafta bir başka konu, bir başka konuk ya da konuklarımızla yine karşınızda olacağız. 25 saatten ayrılmayın. Her perşembe birlikte olalım. İyi akşamlar, iyi geceler. Sundu.